Kolay gelsin. Hoş geldin. Aman Max, dikkat et ha. Maksude Hanım, Azbe'ye diyebildiniz mi yemeği? Yok diyemedim. Yoktu ki atölyede. Efnan, ben de yapabilir miyim? Hem madem istiyorsun ya. Bak. Yakıştı da Elif. Bak, ilk önce böyle yuvarlıyorsun. Ha. Sonra da böyle eziyorsun. Ay bak, bu çorba çok güzel olmuş. Ben de yapsaydım çok güzel olurdu. Bak, mis gibi kokuyor. Bak, bak, bak. Ha, yok, şimdi bak sen kibarsın ya. Tereke gibi, tereke. Yok, kapı. Ha. İçine geri attı kaşığı. Oldu mu bu böyle? He oldu işte. Böyle elin yaptıkça da daha çok atışır. Abla sakla beni abla. Anam senin ne işin var burada? Nasıl buldun sen burayı? Ben seni tanıyorum abla. Aziz Paydar'la evlenecektin ya sen. Sordum nerede oturduğunu söylediler. Dur bir dakika abla. Bu nasıl girdin böyle sen ayaklarına? Yazık bunun kız ayakları sırılsıklamamış. Bak şuna bak çorapları morapları. Ben ona bir çorap getireyim. Getir sen. Efnan. Aziz'den silahların yerini öğrendim. Ha. Aziz size silahların yerini söyledi. Kendi isteğiyle. Evet. Bunu halledebileceğimi söylemiştim. Bana olan güveninizin bu derecede zedelenmiş olmasından üzüntü duyuyorum. Eşepya. Neyse ki aramızdaki dostluk güvenin tesisine izin veriyor. Neredeymiş silahla? Babamın yıkık bağ evinde. Canım çekti kırmızı kırmızı elmalardan. Kaç gündür kuru ekmek yiyorum. Neyse efendinin evinde kuru ekmekten başka ne bulunur ki? Kadınlar bana çok kızdı. Dönünce beni dövecekler. Hayır. Hırsızlık yapmak çok kötü bir şey. Ama bir elma çaldın diye hiç kimse sana ceza vermez. Merak etme. Sadece elma çalmadım ki. Ya? Başka ne çaldın? Bir kere de ekmek çalmıştım. Veysel amca yakaladı beni. Seni Fransızlara vereceğim dedi. Korktum. Demek sen o yüzden ben burada mutluyum dedin öyle mi? Ah güzelim. Kıyamam sana. Bir daha aç kalırsan bizim eve gel, tamam mı? Sizin ev neresi? Galip Payidar konum. Gelemem. Korkmana gerek yok. Gel beni bul. Korkma, ben seni yalnız bırakmayacağım. Bundan sonra böyle açta kalmayacağım. Ekmek çaldım diye beni Fransızlara vermeyeceğiniz değil mi? Canım benim. Tabii ki vermeyeceğiz. Ama sen de söz ver, bir daha artık hiçbir şey çalmayacaksın. Tamam nene. Ay boncuk gözlüm. Genç yaşta beni nene yaptı bak. Ah, Monsieur Pierre. Size söylemem gereken bir şey var lakin çıkıyorsunuz galiba. Yarın konuşsak. Yarını bekleyemeyebilir Aziz Paydar'la alakalı. Ha. Buyurun. Sizi dinliyorum. Aziz Paydar bu gece için bir şey planlıyor. Ne planlıyor? Takip ettim lakin duyamadım.
Ama bir şeyler planladığına eminim. Ve önemli olduğunu düşündüğüm için gelip size haber vermek istedim. Allah işimizi rast getirse var bu gece. Rast gelmezse her şey biter. Ya bu gece vereceğiz o silahları ya hiç. Evdekilerin haberi olmadan hızlıca çıkaracaksınız silahları. Türkmenler arabayla bekliyor. Saat 10'da çiftlik yolunda olacaklar. Araba yün dolu. Silahları yünlerin arasına saklayacağız. Tam gece yarısı orada olmamız lazım. 2 saat yolumuz var. 15 dakika kala orada olacağız. Nöbet değişimi sırasında değiş tokuş yapacağız. Türk tarafı her şeyi ayarlıyor. Büyük bir işler dönüyor burada ama hadi hayırlısı. Bu Fransız keferisi bizi bu sefer yakalarsam kesin hasar. Korkuyor musun Nuri? Korkuyorum tabii oğlum. Can mı? Tatlı işte. Biz silahları taşırken Fransızlar tam ters yönde dedemin babine doğru gidecekler. Aziz, Galip Bey'in silahları Pere söyleyeceğine emin misin? Söyleyecektir. Biz Bodrum'a gideceğiz. Siz arabanın başında bekleyin. Hani silahlar? Silahların neden bunca zaman bulunamadığını anladım şimdi. Allah şeytanın aklına bile gelmez. Bir an önce götürelim bunları. Adem. Aziz bu ne böyle? Senin ne işin var burada? Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne bunlar? Aziz bu ne? Fransız bayrağı var üstünde. Ne var bu sandığın içinde? Fransızlara ait silahlar. Nereden buldunuz bunları? Babam zamanında Fransızlara vermek için saklamış. Lakin veremeden öldürülmüş. Siz ne yapacaksınız peki? Buradan çıkaracağız. Çıkarıp ne yapacaksınız Aziz? Türkiye'ye vereceğiz. Aziz siz çıldırdınız mı? Aziz yakalanırsam Fransızlar bizi asarlar. Yakalanmayacağım. Adem. Bu çok gizli. Memleket meselesi. Şehrin aşı ekmeği buna bağlı. Sana güvenebilir miyiz? Mecbur güveneceksin Aziz. Gördüm artık. Lakin hepimizi tehlikeye atıyorsun. Adem. Lütfen. Tamam, kimseye söylemeyeceğim ama ben size yardım edemem. Sessiz kal yeter. Bir saate kalmaz çıkacak bunlar zaten. Hem senin ne işin var bu saatte burada? Tek ben değil Aziz. Herkes yukarıda. Halam aile yemeği düzenlemiş. Senin haberin yok mu? Söylemediler mi? Az bir şey ne olacak? Bir şey.
şey olmayacak. Plan aynen devam edecek. Girerken kimseye görünmediğimiz gibi çıkacaksınız. Ben yola çıkmadan size yetişirim. Eyvallah beyim. Azizle Adem nerede? Adem sessiz. Hadi çabuk ol.